Aa! Ne emrediyorsunuz general? Bu benim torunum mu? Atlıyorum. Aa! Güle güle. He? Affedersin. Ben bir tavuk muyum? Neden horoz gibi ötüyorsun? Kırmızı mı? Mavi mi? Ya da belki sarı. Aa! Birinin yardımıma ihtiyacı var. Zaman yok. Aa! İşe yaramadı. İnanamıyorum. Aa! Bebeğim! Ne oldu? Biri sana saldırdı mı? Sonunda. Sizi bekliyordum. Yemek becerilerinizi test etmek istemez misiniz? Kulağa ilginç geliyor. Yakala. Aa, maymun pankekleri. Çok seçenek var. Hadi şansımızı deneyelim. Kirpi pastası mı? Meydan okuma kabul edildi. Hadi deneyelim. Bir yengeç kruvasanı. Süre şimdi başlıyor sevgili katılımcılar. Başlama zamanı. Heh. Ve tek bir kabuk bile düşmedi. Süt taze görünüyor. 2 bardak dökelim. Mükemmel. Şimdi topçu. Tüm kaşıklar dolu. Ateş. Doğrudan vuruş. Bu şahsen benden. Fazla mı genişsin? Görünüşe göre bunamış. Eminim hamuru bir dipçikle çırpabileceğini bilmiyorlardı. Hadi biraz ateş ekleyelim. Kızartmaya geçiyoruz. Çevirelim. Mükemmel. Şimdi döndürelim. Hadi maymunun kürkünü çizelim. Nutella işimize görür. Nutella'yı bir bıçakla yayalım. İşte gerçek bıçak budur. Yüzü keselim. Harika. Şimdi burun deliklerini, gözleri şekillendiriyoruz. Ne kadar tatlı. Hala kulaklara ihtiyacı var. Tatlılar olmadan hiçbir şey yapamam. Birisi muzlu şeker isterse diye. Mesela maymunum. Aa, hamur çok yapışkan. Ondan nasıl bir şey yapabilirim? Aa, seninle ilgileneceğim. Heh, ezik. Bunun nesi var? Bundan sıkıldım. Bir şansla tasım. Sadece lütfen yararlı bir şey olsun. Milföy. Tam da ihtiyacım olan şey. Şimdi her şey yolunda gidecek. Kesme zamanı. Tek kelimeyle harika. Şimdi gelecekteki kruvasanı rulo yapma zamanı. Hazır. Uğur böceği fırını. Umarım iyi olur. Çok sıcak. Aa, bir bakalım. Neredeyse mükemmel oldu. Bir kesik yapalım. Nutella'dan daha iyi bir dolgu düşünemiyorum. Biraz daha ekliyoruz. Şimdi birkaç muz dilimleyelim. Ve yengecimize yedirelim. Afiyet olsun. Çileklerden de zarar gelmez. Onları kıskaçlara çevireceğim. Tatlı görünüyor. Ve gözler için marshmallow. Vay canına. Çok cezbedici. Hiç bu kadar sevimli bir yengeç görmemiştim. Kaybedemem. Hadi Tink. Daha yoğun, hızlı. Elimden geleni yapıyorum. Teşekkürler efendim. Şimdi seni kontrol etme sırası bende. İşe koyulma zamanı. Biraz daha dikkatli olabilir misin? Tink. Merak etme. Neredeyse bitirdik. Birkaç yumurta. Vay canına. Bunu yemek istemezdim. Su eklerken cimrilik etmiyoruz. Belki bu yeterlidir. Şimdi her şeyi bir mikserle karıştıralım. Wednesday. Dur. Bu bana sıçrayamayacak. Daha kötüsünü atlattım. Şimdi tüm malzemeleri karıştırmamız gerekiyor. Şimdi fırına. Bırakalım nerede yanlış yaptıklarını düşünsünler. Süreci hızlandıralım. Ateş. Burada neler oluyor? Günaydın Vietnam. Belki bu yeterlidir. Tink'ten durmasını isteyin. Henüz rahatlama zamanı değil. Bu sadece ilk katman. Aşağı in. Seni serseri. Bunu uzun zamandır yapmak istiyordum. Aa, bu acıtmıştır. Aa, teşekkürler. Bundan sonrasını ben hallederim. Kirpiyi kremayla kaplayalım. Bunun krema olduğuna emin misin? Silikon bir spatulayla dikenleri oluşturalım. Ona bakmak bile iğrenç. Daha ciddi dikenlere ihtiyacımız var. Ve dişler. Kimse onun nazik olması gerektiğini söylemedi. Şimdi gözler. Yengecim daha iyi. Hazırız. Zaman doldu. Yemeklerinizi denemek için sabırsızlanıyorum. Peki bu nedir? Tatlı için saklayacağım. Size yemek analizcisini göstereceğim. Aman Allah'ım. Peki o ne için? Çok büyük. Bu sefer kararları size o verecek. Pankeklerle başlayalım. Başlat. Acaba cihaz ne diyecek? Yemek taranıyor. Yemek kriterleri karşılıyor. Büyük anne, puan senin. Kreplerim en iyisi. Sıra kruvasanda. İçeri gir. Analizciyi çalıştıralım. Acaba bu sefer ne diyecek? Yemek normal. İşte puanın. Gerçekten mi? Teşekkürler. Son yemek kaldı.
Aa, ne kadar korkutucu. Ona dokunmaya korkuyorum. Başla. Hata. Hata. Aa, kurtarın beni. Bu parlak olacak. Kendini yok et. Aa, ne duman ama. Analizciyi bozdun. Ve popüler bile değilsin. Aa, bu acıttı. Üzgünüm asker. Çocuklar, hadi Wednesday'i destekleyelim. Yorumlara popüler olduğunu yazın. Teşekkürler çocuklar. Ben de sizi seviyorum. Görev zamanı. Büyük anne ABD'yi alıyor. Gurur duydum. Uğur böceği. Sen İtalya'yı alıyorsun. Wow. Mamma mia. Bellissimo. Bakalım Wednesday ne alacak? Ah, Almanya. Meydan okuma kabul edildi. Başlayabilirsiniz. Aa, evet. Tam da ihtiyacım olan şey. Vatansever bir sosisli sandviç. Herkes yere yatsın. Sabahları ekmek kokusunu seviyorum. Rahatlamak için zaman yok. Cerrahi bir kesim yapıyorum. Şimdi kabuğu altın renge dönene kadar kızartalım. Sosisler hazır. Bir dakika. Şimdi onları kızartacağım. Ne? Sosisler nerede? Ha, demek sen aldın. Kötü köpek. Lütfen yapma. Geri gel buraya. Hadi ona şaka yapalım. Çok şaşıracak. Sadece biraz daha. Çevirelim. Hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Ve üstüne krem şanti. Şimdi kesinlikle buna kanacak. Geri aldım. Hav hav. Oh, ne kadar tatlı. Bu bana mı? Evet. Afiyet olsun. Ne kadar güzel. Bu da ne? Bana şaka yapmaya mı karar verdin? Yaptım bile. Oh, sana göstereceğim. Yemek pişirmeye geri dönelim. Çıtırlaşana kadar kızartalım. Şimdi soslara geçelim. Bence bu yeterli. Marul. Ve en önemli şey, ketçap ekleyelim. Ve tabii ki hardal. Kenarı keselim. Ve üstüne bir ekmek ekleyelim. Fazlalığı keselim. Bunlar kulaklar ve patiler olacak. Peynirden gözleri keselim. Mükemmel. Zeytinden burun yapalım. Amerikan sosisli sandviçim hazır. Çok demode. Size nasıl yemek yapılacağını göstereceğim. Küçük bir T-Rex'e benziyorsun. Kendimi tutamıyorum. Çok komik. El dansı mı yapıyorsun? Bu çok komik. Bunu ben de yapabilirim. Suyun altındayım. Bir yemek seçelim. Neyiniz var sizin? Benim dönerim en lezzetlisi olacak. Önce ketçap, sonra marul, et ve salatalık. Saralım. Isıtılmış bir tavaya koyalım. Kızartalım. Bu nedir? Benim yoyom daha büyük. Hey, bu mikro şey nedir? Çok küçük. Çok sinir bozucular. Döner içinde döner. Sos ve soğan ekleyelim. Şimdi saralım. Altın renge dönene kadar kızartalım. Daha fazla. Bunu al. Üçlü döner. Ekstra sosis. Sos ve etli. Salatalık ve soğan. Ve tabii ki peynir. Şimdi ne diyorsunuz? Küçük döner şimdi kimdi? Bakalım en son kim gülecek? Ve eğer benimle uğraşmaya devam ederseniz sizi de içine sararım. Peki ya şimdi? Aa, gerçekten büyük. Kesinlikle. Almanya'nın gururu. Etkileyici. Görünüşe göre sadece ben kaldım. Ama endişeye gerek yok. Çabucak halledeceğim. Navarro bana yemek yapmayı öğretti. Ve işte her şey mahvoldu. Kulakları ekleyelim. Şimdi tavayı ısıtalım. Biraz tereyağı eritelim. Ve sonra un. Harika. Şimdi süt. Özel tarifim. 200 gram peynir. İyice karıştıralım. Bakın nasıl oldu. Şimdi baharat zamanı. Sosu hamurun üzerine yayabiliriz. Bir avuç daha peynir serpelim. Şansla tasım. Ne alacağım? Hayır. Altın bir kabuğu var. Şimdi biraz domates keselim. Zeytinler. Ve biraz jambon. Ve nori sunumundan bıyıklar yapacağım. Pizza Hello Kitty hazır. Vay canına. Ne kadar havalı. Hadi bir kokteyl yapalım. Pizza ile başlayalım. Daha önce hiç pizza smoothie'si yapmadım. Umarım lezzetlidir. Kuru kuru yemeyeceğim. Son hız ileri. Ne kadar acımasızca davrandı. Bunu gerçekten yiyecek mi? Bu İtalyan tarzı değil. Denemek için sabırsızlanıyorum. Pizza püresi zamanı. Döner. Vay canına. Çok ağır. En az yarısının sığmasına sevindim. Bakalım ne olacak? Vay canına. Çok yoğun. Bir bardağa dökelim. Bu daha çok kremalı bir çorba gibi.
Ne sevimli bir köpekçik. Onu blender'a koymak utanç verici. Ama buna katlanacağım. Aa, kim denemek ister? Korkmayın çocuklar. Hepsi sizin için. Aa, umarım bu midemi bulandırmaz. Amatörler, ben başlayacağım. Eleme yöntemiyle bu pipeti seçeceğim. Tadı Avrupalı ve sevimsiz bir şey gibi. Uğur böceği için 1 puan. Şimdi ben bunu deneyeceğiz. Tadı tanıdık. Bir beyzbol maçında gibi. Beğendim. Büyük anne için 1 puan. Kalan benim yemeğim olmalı. Ortadakini dene. Yanlış yapamazsın. Tamam, risk alacağım. Oldukça. Aa, bu berbat. Kendin bile yiyemiyorsun. Sana puan yok. Ben de kendimi zorba sanıyordum. Evet çocuklar, bir çizgi filmden bir şeyler yapın. Bu 3. round. Yapacağız. Sıradaki çizgi film Wednesday için. Yapacağım. Ve bu da Uğur böceği için. Onunla ilgili çizgi filme bayılıyorum. Gerçekten mi? Ne kadar havalı. Peki o zaman. Pişirme zamanı. Spagetti al dente yapacağım. Hadi seni serelim. Ana hatları boyunca krema ekleyeceğiz. Jambondan gözler ve gözlükler. Kevin en sevdiği oyuncak ayısı olmadan hiçbir yere gitmez. Geride kalmayacağım. Hadi çikolatalı krema yapalım. Kalıba dökelim ve fırına gönderelim. Bir sonraki adıma hazırlanalım. Pankekler, Nutella sürelim. Ve sandviçler yapalım. Çikolatalı pasta hazır. Dikdörtgenler halinde keselim. Şimdi kek katmanına fındık ezmesi sürelim. Pastanın geri kalanını ezmeliyiz. İlk katmana serpelim. Hazır. Sevimli bir mezar taşı değil mi? Kalan kurabiyeler miksere gidiyor. İnce kırıntılar haline getirelim. Şimdi bunu yoğunlaştırılmış sütle kaplayacağız. Ve iyice karıştıracağız. Karışımımızdan büyük bir top yuvarlayalım. Ve onu Nutella ile süsleyelim. Ve olmazsa olmazı... Çikolata talaşı. Kendimi açtım gibi görünüyor. Şu sevimli örümceğe bakın. Yemeğim hazır. Ben de geri kalmayacağım. Hadi hamuru açalım. Çok yumuşak. Birkaç parçaya bölelim. İyice yoğuralım. Ve pankek şekli verelim. Şimdi ortasını keselim. Tencereyi ısıtma zamanı. Yağ eklerseniz fritöz olur. Hadi donat. İyice kızartalım. Soğuduktan sonra çilekli ganaja batırabilirsiniz. Çikolata serpelim. Özel donatlarım hazır. Ve hediye olarak tatlı birer Uğur böceği ve kara kedi. Beğendin mi? Afiyet olsun. Hepimiz hazırız. Her şey çok güzel görünüyor. Tamam. Ne? Neredeyim ben? Bir tadımcı mı? Yemek pişirme yarışması için 1 kaşık. İstemiyorum. Hadi çiğne. O kadar kötü değil. Büyük anneye 1 puan. Bir sonrakini dene. Yemeliyim. Bu harika. Aa, harika iş Uğur böceği. Sonuncusu. Bana bağırma. Lezzetli mi? Bu hiç hoş değil. Puan alamıyorsun. O zaman intikamımı bekleyin. Kazandığımı sanıyordum. Şehir tehlikede. Görünüşe göre gitmemiz gerekiyor. Beni fazla özlemeyin. Bana ne oluyor? Daha da mı yaşlandım yoksa? Bu nereden geldi? Çok komik. Aa, hey, ısırma. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bir rövanş maçı öneriyorum. Hadi başlayalım. İlk yarışma tatlılar. Onu ekleyelim. Hamuru çırpalım. Tepsiye dökelim. Ve şimdi pişmesini bekliyoruz. Biraz krem peynir alıp sütle kaplayacağız. Ve çilek sosu ekleyeceğiz. Hepsini bir el mikseriyle karıştıralım. Pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Ve onu alt katmanımızın üzerine gezdirelim. Rulo yapalım. Hiya! Ne güzel rulolar. Biraz krema kaldı. Şimdi ruloyu dilimliyoruz. Ve bir bardağın dibine koyuyoruz. Çok lezzetli. Lezzeti artırmak için çilek ekleyelim. Çilek asla çok fazla olmaz. Hadi bir şiş daha ekleyelim. Sonra tencereye 1 bardak şeker döküyoruz. Isıtalım ve karamel yapalım. Meyve kebabım için mükemmel. Ufaklık buna bayılacak. Biraz soğumaya bırakalım. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Seni anlıyorum Tink. Tabii ki daha iyisini yapacağız. Deneme beni. Burada sihir kazanacak. Hepsi senin için ufaklık. Vay canına. Çok havalı. Çocuklar, yorumlara yazın.
Kane'den hile yapmamasını isteyin. Bela mı arıyorsun dişlik? Hiç de değil. Herkes gibi adil oyna. Tatlılarım, ne yaptın sen? Eksi bir puan. Bu adil değil. Tim, un, yumurta, her şey getirdin mi? Biraz eğlence zamanı. Hepsini bir karıştıralım. Kaynatalım. Mükemmel sıcaklık. Hangi çırpma telini seçsem? Yardım edebilir miyim? Kesinlikle Tink. Daha iyice karıştıralım. Ne kadar battın? Git yıkan. Çocuklar, bu videoyu beğenin. Şimdi biraz daha un ekleyelim. Sanırım bir şey unuttum. Hayır. Çocuklar, dikkatli olun. Ve yangın güvenliğine uyun. Ateş oyuncak değildir. Herkes iyi mi? Önemli olan tatlının güvenli olduğundan emin olmak. Şimdi gıda boyası ekleyelim. Tabii ki siyah. Renk eşit olana kadar karıştıralım. Başka bir kapta da kırmızı. İşlemi tekrarlayalım. Şimdi eğlenceli kısma gelelim. Pişirme kalıplarını yerleştirelim. Ve renkli hamurumuzla dolduralım. İşte oldu. Her şey tamam. Cupcake'leri kremayla süsleyelim. Bunlar için özel bir kremim var. Ve üstte kiraz yerine gözler. Kan etkisi için şurup ekleyelim. Bu çok havalı. Çok yazık. Bir şeyler düşünmem gerekecek. Burada bir yerde olmalı. Yaşasın. Buldum. Yemek tarifleri içeren USB. Aa evet. Şimdi zafer cebimde. Onu kakaoyla karıştıralım. Ve ardından bir yumurta ekleyelim. Ve işte. Ve sütü koyalım. Hepsini bir çırpma teliyle iyice karıştıralım. Şimdi her şeyi kalıba döküyoruz. Sadece bir dakika. Ve hazır. Şimdi kek katmanını kremayla kaplıyoruz. Ve üzerine çikolata parçaları serpiyoruz. Şimdi üzerine tereyağıyla kaplayabilir. Ve katmanın üzerine iyice yayabiliriz. Şimdi fondana geçelim. Pastamızı sarıyoruz ve kenarlarına bastırıyoruz. Bir fikrim var. Belki bu pastadan sonra fikrini değiştirir ve bana geri döner. Dijital sirke. Biz hazırız. Vay canına. Bir sürü seçenek var. Ben şeyi seçiyorum. Cupcake'leri tam bana bakıyordu. Gözde yenilebilir mi? Harika kekler. Sana bir puan. Aa evet. Zafer dansı. Büyük anne, bu çok havalı. Şişle başlayacağım. Vay canına, çok tatlı. Hepsini yiyemem ama kesinlikle bir puan kazandım. Yaşasın. Hoşuna gitti. En iyi ödül bu. İlginç pasta. Hadi deneyelim. Çikolatalı güzellik. Bir parça daha. Beğendim. Aa, neden hata veriyor? Eksi bir puan. İnanamıyorum. Çok uğraşmıştım. İkinci round. Hamburgerler. Meydan okuma kabul edildi. Ben sadece en iyi kıymayı kullanıyorum. Bir top yuvarlayalım ve bir köfte yapalım. Çıtırlaşana kadar kızartalım. Aa süper. Şimdi biraz pastırma. Çok sağlıklı değil. Ama bugün için sorun değil. Ve çok iştah açıcı kokuyor. Ekmekleri ısıtalım. Ve biraz marul dilimleyelim. Hamburger için uygun bir sos yapalım. Biraz kırmızı biber ekleyip iyice karıştıracağım. Harika. Yayma zamanı. Nefis. Şimdi marulayı pastırmaya yerleştirelim. Domatesleri dilimleyelim ve üstüne koyalım. Sonra peynir. Köfte. Peynir. Köfte. Sos. Marul. Domates. Ekmek. Ve büyük annenin bayrağı. Ne sulu bir hamburger. Süt ekleyeceğim ve daha fazla peynir rendeleyeceğim. Kırmızı biber ekleyelim. Karıştıralım. Cheeseburger hazır. Ben sütle başlayacağım. Ve işte sana sürpriz bir yumurta. Neden kırılmıyor? Nesi var bunun? Aa, bıçağımı kırdım. Ne şaka ama. Seni serseri. Şimdi özel boyama ekleyelim. Harika oldu. Ekmeği açalım. Ve hamburgerler için bacaklar yapalım. Şimdi onları güzelce pişireceğiz. Ateşi seviyorum. Biraz ketçap. Ve tabii ki tavuk fileto. Çıtır çıtır olana kadar kızartalım. Sadece ihtiyacımız olan kısma bırakalım. Peynir, domates, marul ve üstüne biraz daha ketçap. Bacakları ve çeri domates gözleri ekleme zamanı. Örümceğimi nasıl buldunuz? Neredeyse uyuyakalıyordum. Sessiz ol. Bir görevim var. Bunu ona bağla. Hazır. Bir hata mı? Benimle tersleşmemeliydin. Bana neler oluyor? Neden çöp yiyorum ki? Aa, aa.
Görünüşe göre oyun kolunun pili bitti. Yeter artık. Hay aksi. Hamburger yapmaya başlasan iyi olur. Zaman daralıyor. Doğru. Hamburger. Nasıl unutabildim? Sos, marul, sebzeler, köfteler, peynir. Biraz daha sos ekleyelim. Ve bitti. İkiye bölelim. Afiyet olsun ufaklık. Ne kadar ilginç. Bu ne? Örümceklerden biraz korkarım. Hay aksi. Bilmiyordum. Al bunu. Bam, bam, bam. Artık örümcek yok. Yine mi? Bu bir başarısızlık. Ne kadar büyük bir hamburger. Vay canına. Hadi deneyelim büyük anne. Vay canına. Bu harika ve lezzetli pastırma ve köfte için teşekkürler. Bir puan aldın. Aman Allah'ım. Ne havalı bir hamburger. Siyah ve beyaz. Farklı köfteleri var. Bu lezzetli. Ve bu da. Bir puan aldın Kane. Neler oluyor? Neden basılmıyor? Bunu hak etmedi. Hey! Wednesday! Kes şunu! Sana dersini vermek üzereyim. Kavga etmeyi bırakın. Kane'e bir puan. Evet! Sadece gerçek bir hacker bir sonraki meydan okumayı kazanabilir. Kokteyller! Kesinlikle kazanacağım. Tüm malzemelere sahibim. Çikolatayı kırıyoruz. Acı sos. Ama bu benim için acı. Çikolatayı eritiyoruz. Ve kenarlarını onunla süslüyoruz. Sonra fındıkla kaplıyoruz. Karıştırıcıya çikolatalı dondurma atıyoruz. Süt ekliyoruz. Ve tabii ki solucan şekerler. Blender'ı tam güçle açalım. İşte fındık kıran. Lütfen bunu yapma. Ben fındık kıran değilim. Boom! Dişim! Ne yaptın sen? Fındıkları özel pembe krema ile süsleyelim. Kurabiyenin üzerine beyaz krema dökelim. Beyin kurabiyen hazır. Bardağın dibine biraz sos ekleyelim. Milkshake'i dökelim. Ve krem şantiyle süsleyelim. Üste solucanlar, örümcekler ve tabii ki beyin kurabiyeleri olacak. Kokteyl hazır. Bakalım ne yapabilirim? Bir portakal yuvarlayalım. Portakal suyuna ihtiyacımız var. Aa evet. Bir bardak dolusu. Bu örümcek çikolata mı gerçek mi? Bir içeceğe ihtiyacım var. Sadece bu değil. Aa, meyve suyu. Ne yapıyorsun? Bu benim malzemem. Ne kadar kaba. Her şeyi yeniden başlamak zorunda mı kalacağım? İçine çıkaralım. Sütü dökelim. Şurup ekleyelim. Ve iyice karıştıralım. Tek kelimeyle enfes. Bir kepçe krema. Bir dondurma kaşığı ekleyelim. Ve kabuğuyla kaplayalım. Bir kase gevrek gibi görünüyor. Bir donut parfümü her şeyi daha lezzetli hale getirecek. Ne garip biri. Ama geride kalamam. Kreatif olmaya çalışacağım. Bir waffle'ın bu kadar harika bir palet olabileceğini kim bilebilirdi? Süper. Şimdi bardağı boyayabiliriz. Bir çiçek çizeceğim. Ya da daha iyisi. Daha fazla çiçek. Ne kadar harika. Şimdi dondurmayı atalım. Üzerine süt dökelim. Biraz da şurup. Karıştıralım. Ve üstüne krem şanti ekleyelim. Tatlılık için süslemeler serpelim. Ve tatlı için Kinder Bueno ve waffle. Kokteyl hazır. Peki kimle başlayacaksın? Hepimiz hazırız. Ne kadar güzel. Büyük anne, sen olağanüstüsün. Kinder'e ve waffle'a da bayılırım. Bu kokteyller bomba gibi. Bir puan aldın. Yaşasın. Kazandım. Bu iğrençlik nedir? Bunu denesem iyi olur. Lezzetli değil. Bir puan alamıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Bu adi değil. Ezikler. Size söylemiştim. Aa, hata yapmak mı? Buna daha fazla dayanılmaz. Neler oluyor burada? Yeni katılımcılara ihtiyacımız var. Kedi ve Uğur böceğine ne dersiniz? Meydan okumanızı duyduk. Biz de katılabilir miyiz? Tabii ki. Hadi gidelim. İlk yarışma. Peki ya para? Ne? Çek ellerini. Yarışmaya geri dönelim. İlk round çikolata. Vay canına. Bakalım elimde neler var. Tariflerimin hiçbiri çikolata içermiyor. Doğaçlama zamanı. Çocuklar Kinder sürpriz yumurtalarına bayılır. Ciddi misin? Bir dakika. Bir fikrim var. Uğur böceği. Kırmızı çok agresif. Hey! Ne yaptın sen?
Artık bir trafik ışığısın. Bunu neden yaptın? Oyun oynamayı bırakın. Bu kadar aksi olma. Ne yaptın sen? Şimdi bir palyaço gibi görünüyorum. Gerçekten komiksin. Size serseriler. Size görgü kurallarını öğreteceğim. Hı-hı. Ama önce yarışmayı kazanacağım. Önce malzemeleri hazırlayalım. Kaseyi kaynar suyla dolduralım. Çok yoğun ve hoş kokulu. Nefes görünüyor. Çikolatayı kalıba dökelim. Ve karışımı dolaştıralım. Şimdi buz dolduralım. Ve kalıplarımızın içine daldıralım. Ne tuhaf bir top. O noktayı yakalayacağım. Görünüşe göre iddia ettiğin kadar çevik değilsin. Bunu sana kanıtlayacağım. Buraya gel. Kedilerin masada işi yok. Aşağı in. Hey! Neden ben? Bunu bir daha görmek istemiyorum. Yemek yapmaya dönelim. Şimdi beyaz çikolata. Bence lezzetli olacak. İçine dökelim. Duvarlar boyunca gezdirmeyi unutmayalım. Soğumaya bırakalım. İlk yarı hazır. Çok güzel. Ve gizli içerik için gerçek bir Kinder sürprize ihtiyacımız var. Buna ihtiyaç yok. Bakmak yok. Bu bir sır. Hadi ama göster bizi. Sizce büyük anne ne saklıyor? Tahmininizi bu videonun altındaki yorumlara yazın. Şimdi bakabilirsiniz. Yaraları birbirine yapıştırmak için sıcak çikolata uygulayalım. Ve işte hazır. Bu çok havalı. Evet, gerçekten fena değil. Hepsi bu değil. Nefesim eskisi kadar kuvvetli olmayabilir. İzle, patlayacak. Bak ve işte. Bu çok komik. Aa, size küçük serseriler. Umarım bir daha olmaz. Balonu çikolataya batırıyoruz ve güzelce yuvarlıyoruz. Artık balona ihtiyaç yok. İşe yaradı. Yuva neredeyse mükemmel. Sadece pamuk şekerle ve tabii ki şekerlerle süslemeliyiz. Çok tatlı görünüyor. Öğrenin çocuklar. Ne güzel. Geride kalmayacağım. Renkli çikolata kullanacağım. Çikolata mozaiği yapacağım. Gerçek bir çikolata şaheseri. Hadi çikolatayı eritelim. Umarım işe yarar. Şimdi renkleri karıştıralım. Beğendin mi? Bunu ilk kez görüyorum. Marshmallow ve tabii ki draje çikolataları ekleyelim. Nefis. Onu geri ver. Tarif için ihtiyacım var. Artık pastada benim gibi siyah benekler var. Ne düşünüyorsunuz? Bu bir başyapıt. Bir müzeye koymaya değer. Ah, bir yumak mı? Kara kediye göre bir iş görünüyor. Yakaladım seni. Nereye kaçıyorsun? Hay aksi. Saklanamazsın. Yine mi? Üzgünüm. Lütfen. Sana nasıl kızgın kalabilirim? Bana tatlı tatlı konuşma. Ah, miyav. Gıcık. Bir dakika. Bir fikrim var. Sufleyi yerleştirelim. Kremayı çırpalım. Arriba. Bayıldım. Şimdi tatlımızı ekleyelim. Şimdi şekerle süsleyelim. Ağız sulandıran bir sandviç. Sos yerine reçel. Biraz da marshmallow. Ve çikolata sosu. Güzel değil mi? Üste ekmek yerine bir çift sufle daha. Asla çok fazla krema olamaz. Ve üstüne bir kiraz. Peki kiminle başlayalım? Benimkiyle başlamalısın. Ne güzel. İlk yapan büyük anneydi. Hadi deneyelim. Pamuk şekere bayıldım. Çok sevindim. Vay canına. İçinde bir şey var. Bolca çikolata. Tek kelimeyle nefis. Harika iş. Yaşasın. Bir puan aldım. Çok erken kutlama. Brokoli mi? Iy, bu bir eksi. Ne? Merak etme. Şimdi ikinci yarışmacı. Hadi deneyelim. Bir sürü tatlı. Ah, bu çok sert. Böyle olmaz. Onu kırmak gerek. İşte. Görüyorum ki çetin cevizsin. Çok daha iyiyim. Harika bir tat. Ve Oreo'yu çok severim. Gerçekten beğendin mi? Gerçi kim benden şüphe edebilirdi ki? Çok lezzetli. Durulmuyor. Tek kelimeyle karşı konulmaz. Çok güzel. Uğur böceği için bir puan. Yaşasın. Ne harika bir sandviç. Bir kiraz. Mükemmel. Çok orijinal. Ve en önemlisi lezzetli. Ay, bu tüy mü? Acaba oraya nasıl geldi? Olamaz. Böyle olmaz. Bir puan alamıyorsun. Yani şampiyon ben miyim? Yaşasın. Bir sonraki rounda başlamak için sabırsızlanıyorum. Hangisini seçsek? Hadi bir milkshake deneyelim. Vay canına. Harika meydan okuma. Yenilmeye hazır olun. Oo, donutlar. Kedi kışt. Gıcık.
Tamam, daha iyi bir şey bulacağım. Bu da ne? Vay canına. Hey kedi, uğur böceğini bana geri getir. Anladın mı? Evet efendim. Kiminle konuşuyorsun? Cevap ver bana. Bu da neydi? Bunların hepsi çok garip. Yine mi sen? Hulk mod. Benden saklanamazsın. Yakaladım seni. Buraya bir daha gelme. Başlama zamanı. Sosla başlayalım. Bardağın dibine dökelim. Şimdi iyice çırpalım. Kenarları çilek sosuyla süsleyelim. Milkshake yapmak için bir blender'a ihtiyacınız var. Dondurmayı koyalım. Şimdi bir muz. Çilek sosu. Bu benim gizli dokunuşum. Süt. Biraz alabilir miyim? Sadece birazcık. Hayır. Bu senin için değil. Maksimum güç. Tek kelimeyle harika. Hepsini bir çilek bardağına dökelim. Sadece krema kaldı. Bitmiş mi? Bekleyin. Yeni bir kutu getireceğim. Evet. Tıraş kremi mi? Aa, bu eğlenceli olacak. La la la. Bu nedir? Bu krem şanti mi? İşte. Dolu. İyi iş. Bu tam da ihtiyacım olan şeydi. Tıraş köpüğü olduğunu öğrendiğinde şaşıracak. Senin için de biraz kaldı. Teşekkürler. Sanırım aç değilim. Bir donat mükemmel bir süsleme olacak. Ya da daha iyisi. Sadece bir tane değil. Ne kule ama. Harika görünüyor. Ödünç alabilir miyim? Ne oldu? Onları hemen geri ver. Üzgünüm hanımefendi. Aa, seni pirili kedi. Bu mükemmel bir çatı olacak. Ve sossuz milkshake olmaz. Krema? Kesinlikle. Teşekkürler. En iyi sos çikolatadır çocuklar. Kenarına sos dökelim. Ve dibe doğru aksın. Nutella yakası ve biraz çikolatadan düğmelere ekleyelim. Renkli olduğu kadar tatlı da. Şimdi sütü koyalım. Biraz kremaya ihtiyacı var. Onu buraya ver. Bu kutunun nesi var? Biraz daha almalıyım. Hangisini seçmeli? Tabii ki en alttaki. Yani kremaların olduğu yer burası mı? Vay canına. Çok. Onu yakalayacağım. Çevikliğim işe yarıyor. Kıymetliyim. Bana gel. Nihayet. Bu da mı boş? Cennette gibi. Eyvah. Böyle renkli bir milkshake'in renkli süslemelere ihtiyacı var. Ve pamuk şeker bulutları. Ne kadar keyifli. Benimki hala daha iyi. Aa, bitirdin mi? Bir dakika. Süt bitti mi? Onsuz idare edebilirim. Bir pürümüz varsa dondurma yeterli olacaktır. Size söylemiştim. Harika. Şimdi hepsini bir bardağa dökelim. Bu sütten çok daha iyi. Benim için bile kaldı. Nefis. Bütün bunlar işe yarayacak. Bir milkshake doyurucu olmalı. Köfte mi? Bir şey mi dedin? Miau. Miau. Bu köfte neyden yapılmış? Hey. Bu komik değil. Önce sos ve bolca. Ufaklık aç olmalı. Bu köfteyi şu anda yiyebilirim. Kazanamayacaksın. Şimdi peynir. Ay, ama güzellik için ekleyelim. Şimdi bir domates. Miau miau miau. Hoşuna gitti mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Neredeyse hazır. Ketçap, daha fazla peynir, marul, bir domates ve bir ekmek. Hiç bu kadar doyurucu bir milkshake denenmemişti. Ve tabii ki bir pipet. Ve işte. Peki.